Değerli izleyiciler, U14 Gençler Ligi'ndeki yorumlarımızdan sonra sıra geldi. Bu hafta sona eren U17 Gençler Ligi'ne. U17 Gençler Ligi bu hafta oynadığı karşılaşmalarla ligi noktaladı. Bundan sonra il finalleri oynanacak. Evet hocam, U17 Gençler'de iki tane lider var. Aynı puanla. Aynı puanla. Bandırma Spor ve Gönen Belediye Spor. Bu konuyu bir aydınlatır mısın? Final mi oynayacaklar? Grup elemesi mi hocam? Nasıl bir çözüm getirecek? Vallahi her gruba göre statü değişiyor. Son edindiğim bilgilere göre Bandırma Spor'la Gönen Belediye tarafsız sahada bir final maçına çıkacaklar. Yani Balıkesir'e bir takım Balıkesir'e bir takım gidecek. Büyük ihtimalle bu karşılaşma ya Erdek'te ya Susurluk'ta oynanır. Ya da Manyas'ta. Ya da Manyas'ta oynanır. Belki de Edincik'te oynanır. Evet. Tarafsız bir sahada oynayacaklar. Kazanan penaltılara da gitmeden, pardon, uzatmaya da gitmeden penaltılarla Balıkesir'e gidecek takım belli olacak. Bakalım Bandırma Spor mu, Gönen Belediye mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Siz bu konuda bir düşünceniz var mı hocam yani? Vallahi şimdi puan cetvellerinde o kadar iyi, puanlar eşit. Bandırma Spor 62 gol atmış, Gönen Belediye 60 gol atmış. Birbirlerine karşı olan üstünlükleri nedir hocam? Birbirlerine karşı olan üstünlükleri Bandırma Spor deplasmanda 3-3 kalmıştı. Büyük başarı Gönen'le. Gönen de Bandırma'da 1-1 kalmayı başarmıştı. Biri gollü, biri az gollü. İkili avaraja kalsa Bandırma Spor şampiyon. Burada statü değişik olduğu için taraflar 3. büyük maçı tarafsız sahada oynama durumunda kalacaklar sevgili izleyiciler. Evet hocam. Maç ortada diyorum. Sonuçta yani. Bir final maçımız daha var. Keyifle, zevkle izleyeceğimiz önümüzde bir final maçımız var. Biz hemen onu geçelim. U17 Gençler Ligi'nde 10. hafta itibariyle oynanan karşılaşmaların sonuçlarını değerlendirelim. Bandırma Spor Edincik Spor 8-0'la geçti. Bu sonuç sakın Edincik Sporları üzmesin. İlk yarıda oynanan maçı Bandırma Spor 13-0 kazanmıştı. Edincik Spor gol yemesine rağmen iyi çizgide bitirdi ligi bana göre. İlk yıllarında yani her hafta üzerine koydu Edincik. Biz koydu, bunu gözlemledik. Koydu. Edincik'i gelecek günlerde gençler adına iyi günler bekliyor diyorum. Bu tempolarını bozmasınlar diyorum. Gönen Karşıyaka, Gönen Belediye 8-1 ile mağlup oldu. İlk maçı da 8-1 kaybetmişti. Beklenen bir sonuçtu. Sarıköy'de Spor Lig'den çekilmiş olduğu için oynamadan 3 puanı ligin son haftasında hanesine yazdırdı. Evet. Sevgili Zeki. O zaman hocam biz bu değerlendirmeden sonra Bandırma Edincik maçına gelelim. 8-0'lık maça. Bu karşılaşmada takımların bir değerlendirmesine alalım. Değerlendirelim. Edincik Spor'da 8 gol yemesine rağmen bakın 4 numara İlkay'ı çok kuvvetli bulduğumu söyleyebilirim. 7 numara Yaşar'ın bilekleri çok iyi. 6 numara Uğur iyi top saklıyor demişim. Bence Edincik Spor'un en iyisi kaptan Gökay. İyi, akıllı, oyunu gören bir anlayışı var. 11 numara Mert güçlü. Fakat tabii bunlar yeni bir araya gelen çocuklar. Karşılarında 3 yıldır bir arada oynayan bir Bandırma Spor var. Bir de yeni bir araya gelen, yeni kurulan bir takım var. Edincik Spor'a sabrederlerse gelecekte Edincik Spor altyapısı çok iyi yerlere gelecektir. Ben bunu görebiliyorum ve samimi bir şekilde söylüyorum. Bandırma Spor'a gelince Turgay ve Burak cilet gibi, nazar değmesin. Turgay çok beğendiğim bir savunma oyuncusu. Burak da Turgay'a ayak uydurmuş durumda. Savaş bilekleri çok iyi bir futbolcu. Oyuna çıktığı zaman daha güzelleşiyor. Mustafa sakatlandı ama orta sahan çok çalışkan bir adamı. 11 numara Fırat, beklediğim Fırat'tan çok uzak. Eski Fırat daha iyiydi. Bir durgunluk yaşıyor nedense. Oyuna giren, onun yerine giren Batınar kesinlikle kanat adamı değil. Geniş alan adamı, dar alanda oynaması gerekir. Bizim eski Bandırma Sporlu Yusuf'un oğlu Batınar ön liboroda daha faydalı olur diye düşünüyorum. Hasan Hüseyin çok beğendiğim futbolcu, vasat bir günündeydi. İstediği oyunu tutturamadı. Barış'ı beğendim. Barış Onur çok güçlü. Zoru yok, kolayı yapamıyor. Barış iki kişilik oynuyor. Fakat gol noktalarında, bitirici vuruşlarda biraz çalışması lazım. Herhalde antrenörleri de Barış'a son bitirici vuruşlarda özel çalışma yaptıracaktır diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. Evet hocam, teşekkür ederim. O zaman biz U17 Gençler Ligi'nde son hafta itibariyle puan cetveline bir bakalım. Puan cetveli bize ne söyledi son hafta? Bandırma Spor ve Gönen Belediye'nin final maçı oynayacağını söylüyor. Gönen Karşıyaka 13 puan, Edincik 12 puan, Sarıköy 10 puan. Bakın Edincik yeni kurulan bir takım olarak Sarıköy'e geçiyor. Ve Gönen Karşıyaka'nın hemen bir puan arkasına sıralanıyor.
Etispor'da maalesef çok üzüldüğümüz bir olay. Sonuç ne olursa olsun ligden çekilmemesi gereken bir takım olarak görüyorum. Bundan sonra Etispor yetkililerin altyapılarda daha dikkatli olacaklarını ve takımlarını sahadan çekmeyeceklerini düşünüyorum. Yani beklenen sonuçtu. Bandırma Spor ve Gören Belediye final maçı oynayacaklar. Bakalım. Evet, buna gelelim hocam. Siz kimi şanslı görüyorsunuz? Final kime güler? Balıkesir yolu kime açılır? Vallahi şimdi bu takımların son durumuna bağlı. Takımların güçleri birbirine çok yakın. Bir maçı etkileyen faktörler vardır. Doğru diziliş, doğru yorum. Maça iki doğru takımın aldığı sonuçlara bakarsan 3-3, 1-1. Buradan bir şey çıkmıyor. Şöyle bir şey çıkıyor. Hangi takımın kulübesi maçı iyi yorumlarsa, rakibi iyi tanımlarsa, evet, Balıkesir'e o gider diyorum. Yani takım güçleri birbirine çok yakın. İkisinin de birbirine olan üstünlükleri var. Herhalde takım hocaları buna çalışacaktır. Güzel bir örnek gördüm. Baktım Bandırma Spor'un bu amatör maçların birinde baktım yedek kulübesinde çoktan beri yoktu. Baktım taktik tahtası var. Bu bir aşamadır. Taktik tahtasının kulübe yedek kulübesine getirilmesi çok güzel bir olay. Şimdi bundan sonra o taktik tahtasına ne yazılacağına bağlı. Nasıl basketbolda hocalar çağırıyor, bir şeyler gösteriyor. Futbol hocaları da su molalarında fırsat buldukça o taktik tahtasına... Yedek kulübelerden bir tahta taktıralım hocam. Sadece yani Tahta taktırmakla geçse, tahtaları taktığınız zaman onlara bir şey yazmak gerekiyor. Ben sahada o taktik tahtasının zenginliklerini görmek istiyorum. Evet. En azından göreceğimi umuyorum. Sahaya yansımasını istiyorum. Tabii. Evet hocam, teşekkür ediyorum. O zaman biz 17 Gençler Ligi'ni noktalarken son siz bugünlerde ligin panoramasını yapacaksınız. Bir süfle verir misiniz? Yılın takımı kim olacak? Yok. Artık şimdi yılın takımı Bandırma Spor. Neden Bandırma Spor? Evet. Çünkü rakibi Gören Belediye deplasmanda 3 tane gol atmış. 3-3 bir beraberlik de gelmiş. Kendi evinde 1-1 berabere kalmış. Deplasmanda yani golle ikili karşılaşmalarda avantajlı diyorsun. Deplasmanda 3 gol atmak rakibine kolay değil. Onun için bana göre yılın takımı, evet, şampiyon olsun olmasın Bandırma Spor. Evet, biz de Bandırma Spor'u tebrik ediyoruz ve böylelikle 17 Gençler Ligi'ndeki yorumlarımızı noktalıyoruz. Bir sonraki yorumumuzda görüşmek üzere.